H sesini kullanacağız. Evet. Bunu da iki şekilde yapıyoruz. İlki şöyle. Derin bir nefes alıyoruz. Zaten sen orijinal bir karaktere sahipsin. Ve oraya o orijinal karakterinle gidiyorsun. Bir daha yapalım. Bir yönlendirme yapıyorsun. Konukların olursa konuklarınla diyaloglar gerçekleştiriyorsun. Ve en önemlisi bir hazırlığın var. Ve o hazırlığın sonucunda belirlediğin konulara yönelik konuşmalar gerçekleştiriyorsun. Yavaş yavaş eğer nefes alırsak o nefesi sonuna kadar kullanabiliriz. İlk dakika radyoya başladın ilk an. Çok önemli. Evet. O giriş. Hı-hı. O girişi güzel yapmalısın. Neden? Çünkü insanlar ilk dakikada duyduklarıyla hareket edecekler. Orada ya sesini açacaklar ya sesini kısacaklar. Yani ikinci de şu şekilde. Böyle mi? Senin hayal dünyan geniş. Ve sen bu hayal dünyanın genişliği sayesinde şu an mikrofonu sunabiliyorsun. Peki bunu daha ne kadar yönlendirebilirsin ve ne kadar genişletebilirsin? Asıl önemli olan bu. S sesini kullanarak diyaframını çalıştırabilirsin. Evet. Sen ne kadar güçlü hayal edebilirsin ve bunu aktarabilirsen dinleyici de o kadar inanır ve o kadar kuvvetli senin anlattığından etkilenir.